Bu sezon içeride oynadığımız dördüncü maçtı. Dört maçta bu sezon ilk kez kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm. Çok büyük beklentimiz vardı. Oyuncularımın, benim, kulübümün kazanıp tekrar çıkışa geçmekle ilgili. Oyuna iyi başladık. Daha sonra oyun dengelendi. İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Sonra bir golle içeri girdik. Oyuncularıma devre arasında oyunun 0-0 gibi oynanması gerektiğini söyledim. Topa sahip olup ikinci golü bulmayı hatırlattım onlara. Çünkü Kayseri maçında da aynı problemi yaşamıştık. Sonra yediğimiz ilk gol belki de oyun stratejilerinden biriydi. Gereksiz top tutma çabamız top kaybına neden oldu ve çok dağınık yakalandık. Derinlik bozuldu ve 1-1 oldu. Daha sonra ikinci golü de yedikten sonra ofansif bir takımla oynamak durumunda kaldık ve burada oyuna ortak olabilmek için yaptık bunu. Tabii onun da bir riski vardı. Rakip takımın hızlı oyuncularının daha çok alan bulması demekti bu. 2-2'yi de bulduk. Tam üçüncü golü atmanın gayreti içindeyken üçüncü golü kalemizde bulduk ve kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm. Maçtan sonra oyuncularımda bir çöküntü, bir yıkılmışlık vardı. Ki Saygın röportaj yapacak oyuncu bulamadı yayıncı kuruluşa. Sonra onlarla konuşma ihtiyacı hissettim. Onlara geçtiğimiz yılı hatırlattım. 5 maçın sonunda bir puanımız varken bir Bursa maçından sonraki soyunma odasındaki oyuncuların ortak tutum ve kararını hatırlattım onlara. Ve geçtiğimiz yıl 8. haftanın sonundaki puanımızı hatırlattım onlara. Ve ligin bitmesine 4 haftaya kala ilk 6 hedefini kovalayan bir Kasımpaşa çıkarmıştı o tutum. Ve kupada yarı final getirmişti o tutum. Şimdi ayağa kalkmanın zamanı olduğunu, bunu düzeltecek eylemi yapmanın zamanı olduğunu söyledim. Çünkü Kasımpaşa kulübünün enerjisi, vizyonu bu sorunları giderecek güçtedir. Ve devrenin sonuna kadar yine üst sıralara çıkacak bir takım olacağını söyledim. Takım, oyuncularım genç oyuncular. Evet, böyle öğreniyorlar. Maç kaybettiklerinde öğreniyorlar. Ama belki fabrika ayarlarına geri döneceğiz. Önce o iyi yaptığımız savunmayı doğru yapacağız. Sonra da maç kazanmaya başlayacağız. Bunu hemen yapmamız gerekiyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Kulübümün enerjisine güveniyorum. Ve bu önümüzdeki haftadan itibaren hiç değilse oyun olarak düzelecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.